görevlilerimiz, sayın başkanlarım, bölge müdürlerim, il başkanlarım ve aramızda değerli gazeteci abimiz aramızda tüm misafirlerimiz, Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi yönetim kurulu olarak hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Bildiğiniz gibi 2 yıla yakın bir süreçte Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nde Cumartesi Söyleşilerimiz adı altında programlarımız var. Bugün 8.sini gerçekleştiriyoruz. Gerek sosyal içerikli, gerekse mesleki konularımızı, gündemimizi alıp hem meslektaşlarımızı hem de halkımızı burada değerlendirdiğimiz demeçlerle bilgilendirmek amacımız bu. Şimdi Trabzon ilinin de vizyonu olarak görülen ve geleceği olarak planlanan mega projesi olarak Akyazı projesi halkın önüne sunulmuş vaziyette. Biz de yönetim kurulu olarak bunu bir masaya yatırdık. Bu masaya yatırdığımızda teknik olarak yetersiz bazı noktaların olduğunu ve bundan dolayı da bu projeye mühendisçe bir bakmak istedik. Projenin bu detay bilgileri olmadan maliyet analizlerinin çıkartıldığı, şampiyonluklarımızı yaşadığımız Avni Akers takımı ve etrafının, Trabzon terminalimizin, Akçabat'taki Fatih stadının ve çevresinin, bu da yetmedi, İstanbul'da bazı arsaların, bu da yetmedi, yarısını doldur, yarısını doldurursan orayı da al gibi pazarlıkların döndüğünü basından hepimiz, siz de bizim gibi okudunuz. Şimdi biz de dedik ki yani belki bilgilendiriliriz. Yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak, düşünen mühendis insanlar olarak bize de bilgi verilir herhalde. Bekledik, bekledik. Bilgi yok. Ama baktık ki inşaat başlama aşamasına gelmeye başlamış. Belediyelerin harfiyatları artık oraya, dolgu sahası artık orada, oraya doğru artık getirmeye başlayabiliriz gibi sanki inşaatın başlama süreci içerisinde olduğunu hep birlikte basından izledik. Bu bilgilerin basından, siz de bunları biliyorsunuz. Şimdi tesis inşaatı için önceden konuşulmuş bir müteahhit bizim şehrimizin temsilcileriyle özel uçakla buraya geliyor. Trabzon'a üstten aşağı bakılıyor. Bir takım pazarlıklar yapılıyor. Biz de bunları sadece uzaktan seyrediyoruz. Akyazı projesinin ortasına göz bebeğimiz olan Trabzonspor'u koyduğumuzdan dolayı da kimsenin sesi çıkmıyor. Evet, göz bebeğimiz, canımız, hepimiz Trabzonluyuz. Trabzonlu olmayan bile Trabzon'a gönül bağı bağlı olan sen insanlarız. Şimdi bu projenin sahil yolu projesi gibi ilk başta yapımı sonra projesi şeklinde olmasın dedik. Projesi olsun dedik. Bunun için kıyı ve limanlar konusunda, deniz dolgusu konusunda ulusal, uluslararası yayınları olan değerli hocalarımı aradım. Dedim hocam gel bakalım ya, bir arayayım seni, gidelim şu Akyazı'yı bir gezelim. Gezelim bakalım ne oluyor burada. Bir şeyler yazılıp çiziliyor. Ama bir Trabzonlu olarak bunu ben bir türlü algılayamıyorum. Maliyet nasıl çıkabilir? Maliyet olmadan bir yerler nasıl verilebilir Trabzon'da? Hocalarım sağ olsunlar. Bu konunun uzmanları, hocalarım ve yönetim kuruluyla bir çalışma başlattık. Ve bugün de bu çalışmaların detay bilgileri, bir kıyının, bir dolgunun üzerine ne yapacaksan yap, stadyumunun alışveriş merkezinin neyse, bir liman yapımının nasıl olması gerektiğini ve bu süreç içerisinde izlenmesi gereken yolları hocalarıma orada yapılmış olan tüm detay bilgileri de verdik. Şu ana kadar Akyazı çalışması için yapılmış olan o tablo, güzel resim dahil olmak üzere altında yapılan etütleri, çalışmaları da verdik. Ve bu detay bilgileri de şimdi kendine de dinleyeceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak görevimiz halkımızı doğru ve yansız bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Bunun altını çiziyorum. Yansız ve doğru bilgi. Oda olarak üzerimize düşen bu sorumluluğumuzu bildiğimizden dolayı bugün bu organizasyonu gerçekleştirdik.
Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Osman Üçüncü hocamızı, bilim adamımızı kürsüye davet ediyorum ve sözü ona bırakıyorum. Pardon, siz bir şeye gidiniz hocam. Ben de burada oturacağım ve yönetmeye çalışacağım. Bu sunum bittikten sonra yine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Ömer Yüksek hocamız da bize detaylı bilgiler verecek. Nasıl olması gerektiğini söyleyecek. Ondan sonra sorularınızı alacağım. Benim yönetimimde olacak. Sorularımızı sorarken kısa, yorumlarımız varsa yine kısa ve birbirini tekrar etmeden olursa hem bu toplantının da işleyiş açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hepinize yine teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Tanıdığım simalar çok. Basından çok değerli yazılar okuduğum köşe yazarları var bunun hakkında. Onlardan bilgilendiğimi de söylemek isterim. Özellikle olarak sunuya geçmeden önce Semih Beker'e, Jeoloji Mühendisleri Odası adına davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle, kendilerinde ifade ettiği gibi bölgeye birkaç defa gittik ve ilk İran'da da görüldüğü gibi bölgeyi gezdik. Oradaki tem mahmuzları ve bölgedeki bazı araştırmaları gördük ve yapılmış olan bazı çalışmaları da şu anda masada bulunan bazı çalışmaları da tekrar inceledik ve bu incelemenin ışığı altında ben sunumu yapmaya çalışacağım. Özellikle olarak konunun böyle bir tanıtımı diye bir ikinci slaytım var. Biz önceden Doğu alanının Yıldızlı Belediyesi ile batıda, doğuda da Trabzon Belediyesi ile sınırlı olan Akyazı Beldesi'nin sahil tarafı olduğunu belirtmekle başlamak istiyorum. Ben konuyu daha fazla reklam panolarında görülen fotoğraflardan biraz irdelemek imkanım oldu. Ve basından da yine aynı fotoğrafların tekerrürü dosyasında gördüm ve elimizde bulunan birkaç tane de rapor olabilecek mi diye de düşünebilecek olduğumuz bazı araştırmaları irdeleyerek örneğin konudan elde edildiğim bilgiyi paylaşarak ancak bu bilgi üzerinden benim söyleyeceklerim olacaktır. Dolayısıyla bu bilgilerin ışığında söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Şu vardı fakat paylaşılmadığı için de benim bilgim dışında olan bir şeyi de tabii sizinle paylaşmak veya vurgulamak zor olur. Ben henüz ona o manada hazır değilim. Yalnızca ben bildiğim kadarıyla ancak konuşacağım. Ve sırasıyla bu dolgu sahasında olabilecek olan donatılar nelerdir diye baktığım zaman tek tek saymayacağım. Sunuda zaten hemen okunabiliyor. Özellikle olarak çok büyük bir liman burada söz konusu. Kruvazer bir liman var. Tabii bunun anlamına girmek istemiyorum. Ben bu oldukça büyük uluslararası yolcu taşımacılığı ve turistik masrafla kente girebileceklerin ve yarışabileceklerin bir liman. Haberleşme var. Enformasyon bir alanı söz konusu. Çeşitli otelle açık kapalı spor salonları, konaklama alanları, alışveriş merkezleri, ofis binaları var. Açık ve kapalı spor salonları, sporcuların konaklayabilecekleri alanlar var. Sporcu villalarından bahsediliyor. Antrenman sahalarından bahsediliyor oyuncular için. Ve Trabzonspor tesisleri var bunun üzerinde. Otogar yapılacağı söyleniyor tekrar ve bu proje üzerinde de gözüküyor. İkinci bir otogar mı yoksa Değirmendere'deki otogarın taşınması mı söz konusu diye düşünmek lazım tabii bunu mühendislik açısından. Akaryakıt istasyonu var, eğlence merkezi, hastane var, kültür ve komple merkezi, eğlenme ve dinlenme adaları var. İşte regresyon alanları söz konusu. Olimpik bir stadyum düşünülüyor ve bunun üzerinde ekstra duruluyor şu anda bu sahada yapılacak olan dolgu üzerinde. Golf sahası, mendirekler var ve su kanalları olduğu gözüküyor. Sporcular için konaklama tesisleri, serbest bölge var. Serbest bölge hepimizin bildiği işte gümrük kapısı olan ve bu serbest bölgeye ait olan bazı binalar ve çevre duvarlarıyla sarılı bir alanın olması gerektiği bilinecek ve bilinmek zorunda. Ve çeşitli otopark alanları söz konusu. Şimdi bütün bu yatırımlar gördüğünüz bir neredeyse küçük bir kent oluşacak olan bir yer burası. Ve bütün bu yatırımlara hizmet edecek olan kesinlikle İyi bir biyolojik arıtma tesisinin de burada kurulması gerekiyor. Yani oluşacak olan buradaki atık su ve benzeri çıkacak olan atıkların
sıvı atıkların tabii arıtılmadan deniz ortamına verilmeyeceğine göre bir ateş arıtma tesisinin kurulması gerektiğini ve projelerde gördüğümüz veya öngörülen çalışmalarda bunlar olmadığını görüyoruz. Eğer tabii bir ateş arıtma tesisi, biyolojik arıtma tesisi yapılmayacak ise bunun yerine konulabilecek bir derin deniz deşarjı diye tabir ettiğimiz atık suların artık kıyıdan belirli metre deniz tarafına verilmesi gerekiyor. Bunun için de tabii yine ekstra yapılar gerekiyor. Hem arıtma tesisinin cinsine ve tipine göre örneğin hem de yapılacak olan derin deniz deşarjının mutlaka ön yapılarına göre aşağı yukarı bana 5 ile 10 hektar arasında da bir saha lazım. Bunu şunun için söylüyorum, hızlı geçmek istiyorum çünkü benden sonraki konuşmacı hocam da tabii çok şey söyleyecek konu hakkında, belki de daha detaylı konuşacak ama en azından bölgede bu alan için ayrılmış herhangi bir yerin olmadığı gözüküyor. Yani bana oldukça bir alan da burada lazım. Bu bölgede ayrıca tabii bu komplekse hizmet edebilecek olan çeşitli oteller var. Büyük bir yerleşim alanı söz konusu. 40 bin kişinin örneğin seyahat edebilecek olduğu ve maç izleyebilecek olduğu yerler burada oluşturulacak, antrenman sahaları, bu sahalara hizmet edecek olan kişi ve benzeri kuruluşlar oluşacak. Su temini içinde tabii düşünülmüş olması gerekirdi. Bu da burada eksik gözüküyor. Bunun içinde bir çalışma var mıdır? Bu henüz bilinmemektedir en azından. Ben eksik olarak görüyorum. Katı atık toplama ve bertaraf edilmesi için herhangi bir saha düşünülmüş mü? Böyle bir saha söz konusu mu? Bunlar küçümsenecek konular değildir. Bütünlük içerisinde bakıldığında çok çok önemlidir. Bunları niye irdeliyorum? Şunun için irdeliyorum. Diyorum ki bu işlemler için çevresel etki değerlendirmesi ÇED gerekir. Bundan çok bahsedeceğim bu ÇED kelimesini belki kapalı olarak söyleyeceğim ama çevresel etki değerlendirmesi şarttı ve bunsuz da bunu yapılamayacağı muhakkaktı. Bunun mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz rakamlara bakıldığında yine bu prospektlerden şurada görülen aldığım değerlere baktığımda 938 bin virgül 300 metrekare parsel alan oluşturulacak ve bu alanda da şu kadar metrekare bir inşaat var. Bu değerler çok net bulunmuşa gözüküyor. Şurada gördüğünüz kadarıyla. Bu bir alan projesi midir? Acaba detay proje söz konusu mudur? Bunu şunun için söylüyorum. Gelecek slaytlarda da var. Bu çevresel etki değerlendirmesi çok önemlidir. Mutlak surette yapılmalıdır. Esasında kanun hükmünde kanun olarak hukukçu mutlaka aramızda vardır. Ama hukuki bir tarafı söz konusu olmalıdır. Bu yapılmadan da mutlak surette böyle bir projeye başlanılması kesinlikle yanlış olur. Ve burada da söylediğim gibi sosyal sonuçlarına ve daha önemlisi de sosyal sonuçlar üzerinde mühendisin de bir sosyal boyutu var. Ben de neticede bir sivil mühendisim, inşaat mühendisiyim. Sosyal boyutunun çok olacağına eminim. Ve aynı zamanda teknik manada da bize zorluklar çıkartacağından gayet eminim. Bunların iyice analiz edilmesi lazım. Ben özellikle olarak şu son cümlede ÇED raporunun temel görevi projelerde ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel bir şekilde özellikle olarak kararı etkileyecek birden fazla faktörleri de göz önünde bulundurarak projenin yapılması gerekirdi. Az önce verdiğimiz rakamlara bakıldığında sanki proje bitmiş ve metrekareler bunun üzerinde gözüküyor gibi gözüküyor. Şimdi ben ÇED sürecini fazla ilgilenemeyeceğim. Burada siz de gözle takip edebiliyorsunuz ama çok çok önemli olduğunu ve ÇED projesinin özellikle olarak birinci ayağında siyasetin olduğu, ikinci ayağında teknik manada teknik insanların olması gerektiğini, üçüncü ayağında hukuki bir boyutunun olması gerektiğini ve dördüncü ve en önemli olarak gördüğümde halkın desteğinin veya halkın katılımının burada olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu çok çok önemli. Bu ÇED'in içerisinde ben fazla açmayacağım ama soru geldiği zaman belki de cevaplamaya çalışırım. ÇED için bize lazım olan aşağı yukarı imzalar gerekiyor. Bu yalnızca imza değildir. Her bir ÇED raporu özellikle olarak bu boyuttaki bir yerde yapacak olduğunuz ÇED raporunun 500 sayfadan aşağı olacağı muhakkaktır. Bu ÇED raporuna hizmet edecek olan yan konular var. Bunlardan bir tanesi unutulmuş belki projede olabilir. Bir o bölgeye, o kısma hitap edecek olan bir arıtma tesisinin de ayrıca bir ÇED'e ihtiyacı olduğundan bahsetmek istiyorum. Burada özellikle olarak çevrede birikebilecek olan, birikmesi muhtemel olan katı atıkların bertarafı için olması gerekiyor ve benzeri. Ama diğer kurumlar var. Bunları saymama gerek yok. Aşağı yukarı 12 kurum ve kuruluştan da rapor almak zorundaydı ÇED'in tamamlanabilmesi için. Bu kapsamda işte birkaç tanesi sayılmış. Devlet su işleri bunların arasında çok önemli. DLA'yı unutmamak lazım tabii ama tarım ve köy işleri, meteoroloji var. Denizcilik Müsteşarı, Ulaştırma Bakanlığı bunların içerisinde. Bunlardan mutlaka bunların alınması gerekiyor. Şimdi bu bölgede
bir kere dolguya başlanmadan önce iyi bir etüt edilmesi gerekiyor. Ömer Hocam benden sonra bu konu hakkında daha fazla bilgi, detay bilgi verecektir. Mutlaka bu dolgu sahasının koordinatları da bilinmiyor. Yani benim dolduracak olduğum alan 600 bin metrekare olduğu söyleniyor. Ancak koordinat itibariyle örneğin deniz tabanına kadar ineceğim, kaç metre derinliğinde, örneğin kuzeye ne kadar gideceğim, güneye ne kadar gideceğim, bunların hiçbir tanesi belli değil. Ama çok yazılmış bir raporda da 400 bin metreküp deniz tabanı dip çamurundan bahsediliyor. Bu oldukça gördüğünüz gibi korkunç bir rakam. Hakikaten korkunç bir rakam bu. Bütünsel açıdan bakıldığında bu 400 bin metreküplük bir dip çamurunun şöyle deniyor. Acaba bu çamur uygun mudur? Dolgu sahasında tekrar bunu değerlendirebilir miyiz? Dolgu sahasında değerlendirebilmeniz için bunu bir yerde depo etmeniz gerekecektir. Bunun bir kere depo alanının bulunması lazım. Depo alanı bulunduğu takdirde de depo alanına bir daha chat yaptırmam lazım benim. Dolayısıyla chat süreçleri çok önemlidir. Chat süreçleri mutlaka hukuki açıdan, siyasi açıdan, özür diliyorum, halkın katılımı açısından ve teknik açıdan mutlaka yapılması lazım. Bu bildiğiniz gibi biraz bulanık bir sudur. Yoğunluğu 1-1,5 civarında gibi bir çamur çıkacaktır. Bunun bundan sonra kullanılıp kullanmayacağı karakteristik parametreleri de tam olarak bilinmemektedir. Eğer depolanacaksa, örneğin tabii burada da çok büyük iş düşüyor bize. Acaba deponu alanı nerede olacaktı? Çok çok önemlidir. ÇED lazımdı. ÇED bunun için çok önemlidir. ÇED raporunda özellikle olarak alanın bir jeolojik, işte imar planına esas bir jeolojik etüt raporunun oluşturulması lazım ki böyle bir şey tam olarak da değil ama Temmuz 2008'de yapıldı gözüküyor. Ömer Hocam bu konuda belki daha detaylı bilgi verecektir. Birkaç noktadan ancak kıyıya yakın noktalardan jeolojik şey alınmıştır. Dolgu sahasının tamamını bu ne derece yansıtabilir? Soru işareti. Bunun koordinatlarının belli olmadığı için de acaba durum nedir? Jeolojik, hidrografik, koordinatları belli yapılmış. Çok özür diliyorum. Ben anlatayım isterseniz. Müsaade ederseniz benden sonra dinleyiciler var. Ben saygısızlık etmek istemiyorum. Ondan sonra siz dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Semih Bey burada. Oşinografik durum söz konusu değil. Batimetrik haritalar tam olarak değil, elimizde yok. Dolayısıyla mühendislik açısından başlanabilmesi için ön şartların bunlar olduğu açık olarak ortada. Bunların yapıldığı, onay için beklediği ve benzeri alternatif, yani benzeri haberler, ancak ben bu haberlere dayalı ve elimizdeki birkaç tane küçük rapora dayalı konuşmak zor. Bana yapılabilmesinin temel şartının da çok önemli. Mutlaka bu verilerin elde olması gerekir. Bundan sonra ancak karar mühendisler tarafından verilebilir. Ancak bilim bundan sonra belki devreye, özür dilerim, belki de mühendislik diyelim ona da kısaltarak işin içerisine girebilir. Tabii projeden kaynaklı birçok çevre kirliliği de burada söz konusu olabilecektir. Bunlar neler? Gürültü söz konusudur. Titreşimler var. Hem inşaat aşamasında hem sonrasında bunlar meydana gelecektir. Işık kirliliği, ısı kirliliği, toprak kirliliği, deniz suyu kirliliği, hava, radyasyon söz konusu olabilir. Deniz ekolojisiyle ilgili belki burada değerli arkadaşlarım var. Reşit Köşkün Erz Hocam'ı gördüm. Belki o da değerli bilgilerini bizle paylaşacak. Denizdeki fauna flora ne durumda olacaktır? Özellikle olarak da tabii burada sıvı ve katı atıklar söz konusu. Sıvı atıklar ve katı atıklar arasında tehlikeli atıklar da söz konusu olacak. Eğer ben bu bölgede hem bir serbest bölge yapıyorum hem de bir hastane düşünüyorsam isem böyle bir günübirlik hareketin bu kadar kişinin olacağı bir bölgede de sağlık ocağı ve benzeri yerler olacaktır. Buradan özellikle olarak da tıbbi atıklar hem sıvı hem katı çıkabilecektir. Bunların da düşünülmesi gerekir. Bunların da mutlaka ÇED raporunda yer alması ve burada mutlaka tahyüt anlamında yapımcıların karar vermesi lazım. Ayrıca bir kuvvetsel liman düşünüldüğüne göre de mutlaka limana giren çıkan gemilerin de sintir ve palas sularının bunlar önemli olan işte gemi kaynaklı, ikisi de gemi kaynaklı açmak istemiyorum özellikle olarak. Bir tanesi gemideki evsel nitelikte suları belirtiyor. Bir tanesi de geminin yüzebilmesi için yağ ve benzeri bazı sular söz konusudur. Bunlar da karada mutlaka verilmesi gereken yerleri olması gerekir. Yani ben bunları doğrudan doğruya atık su arıtma tesisine göndererek derin denizde şansına veya arıtmayı gönderme hakkım yok. Yine yasa bunu diyor, ben demiyorum. Ve dolayısıyla yasal olarak da bunlar için bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi deniz dolgusu ve taş kalitesi, Ömer Hocam tekrar değineceğinden eminim. Ve bunların da bir fizikokimyasal, işte fiziksel kimyasal parametrelerinin ortaya konması lazım. Ve bunun için de bir sahanın seçilmesi lazım, taş ocağının bulunması lazım bir yerde. Ve onun için de işte Türk standartları ve Avrupa normları, Avrupa normal norm diye
bu iki norm var. Bu norm çok açık olarak bunların suya dayanıklılığını, dalgaya, sıcağa, soğuğa etkilerini bildiriyor. Bunların bir yerde bulunması lazım. Dolayısıyla bunları bulduğumuz taş ocağının da nerede olduğu, çünkü korkunç bir dolgu sahası söz konusu ve büyük bir hacim var. Bunlar için de chat rapor almam lazım benim. Bu taş ocağı için de chat rapor almam lazım. Dolayısıyla bu da çok önemlidir. Proje yeri belirlenmiş ancak hangi koordinatlar arası yapılacağımız belli olmadığından dolayı da bu oluşturabilecek olan duruma henüz girilmemiş gibi gözüküyor. Bu aramdaki özel mülkiyet var gibi geliyor bana burada. Biz Semih Peker kardeşimle gezinirken orada birkaç restoran gördüm ben. Yoldan pek gözükmüyor ama oldukça orada bir arsa var. Yani Yıldızlı Belediyesi ile Doğu'da Trabzon Belediyesi arasında kalan sahinde sanıyorum özel mülkiyete ait biraz yer de var. Ben takdir olarak bunu söylüyorum. Olabilir, az da olabilir, çok da olabilir bilmiyorum ama bu civardaki bu yerin de ne olacağı tabii düşünülmeli. Yani oldu bittiye getirilerek örneğin işte oradaki insanların bilemiyorum yerinin istimlak edilmesi gibi noktasında tabii düşüncelerin oluşması lazım. Ne derece bunu yapabilirim bilemiyorum. Her şeyden önce kıyı kanunun 7. maddesine göre denizde dolgu yapmak suretiyle kazanacak alanların 1/1000 ölçekli bir kere planının olması gerekmektedir. Henüz hazır değil gibi geliyor bana, yok. Bu uygulama planı içerisinde dolgu yapılacak alanın da koordinatlarının bu ölçekte belli olması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken az önce söylediğim topografik çalışmalar, jeolojik çalışmalar ve dip çamurunun sıyrılması durumunda da ne olacağı gibi yerler var. İşte taş ocaklarının bulunması ve bunların işletilmesiyle ilgili bir durum var. Her şeyden önce bu imar planlarında orma yetkisi tabii söz konusu olacaktır. Bu da Bayındırlık Bakanı'na ait bir durum söz konusu. Akdesi Belediyesi sahip kesiminde bu dolgu alanına baktığımız zaman planlanan amaç için başka yerlerde alternatif sahalar acaba olup olmadığı araştırılmış mıdır? Bu da çok önemlidir. Biz zaman zaman tartışmamız güneye doğru büyüyelim ama biz kuzeye doğru deniz içerisine büyümeye çalışıyoruz. Ama ben mühendislik açısından bakıyorum olaya. Bu bakılmış mıdır? Çünkü ben chat raporlarının karşılaştırmalı yapmam lazım. Alternatif sahaların da bulunması gerektiğinden bahsediyorum. Dolayısıyla alternatif yer tayini yapılmamış gözüküyor. Eğer proje yapılmak isteniyorsa kesinlikle de bu alternatif sahaların da bulunup mutlaka ortaya konması lazım. Bunların da artısı eksisi yani chat raporlarının tartışılması lazım. Bütün bu yapı kompleksi için bir yol ağı acaba ne durumdadır? Şu anda o da görünmüyor tabii. Siz 40 bin kişilik bir spor müsabakası için bir yere gideceksiniz. Burada çalışanlar da söz konusudur. Bir 5000 de oraya ayrılır, 3000 ayrılır. Önemli değil. Yol ağı ne durumdadır? Bu da çok önemlidir, düşündürücü. Bunların tam ve eksiksiz hazırlanmasından sonra işin can alıcı noktasında bir chat raporunun hazırlanması gerekir. Bunlar düşünülmesi lazım. Düşünülmüş olması lazım. Chat raporu hazırlanacak. Chat'te ben neyi göreceğim? Chat'te olumlu bir durum söz konusuysa eyvallah. Olumsuz bir durum söz konusuysa onlara bakacağım. Karşılaştırma olarak bunları yapmam lazım. Özellikle olarak chat raporunda bir de chat raporunun bir kısmı da taahhüttür. Neye taahhüttür? Yapımcıların en azından burada öngörülerini taahhüt edecekler. Bir noter vasıtasıyla taahhüt edecekler ki biz şöyle bir aşamada, şöyle bir problem çıktığında şunu yapacağız, şunu öngördük, şunu taahhüt ediyoruz size. Dolayısıyla ben de inşaatın devamı aşamasında ne diyeceğimi, ne yapacağımı halktan birisi olarak örneğin veya orada katılımcı birisi olarak belki bunlara mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. Şu çok önemli, önce başlansın ve istenen her şey yatırımcı dahil, teknik çalışma ve benzeri arkadan gelir bir düşünce bize çok pahalıya mal olabilir. Benim düşüncem şudur, ekonomik ve sosyal açıdan doğru olmadığını, bunu sağlıklı bulmadığımızı, mühendislik sonuçları çok kötü bir duruma bizi sokar bu durumda. Bu hiçbirimiz için iyi olmaz. Kent için mutlaka hoş olmayan bir durum olabilir. Trabzon'un ismi ön plana çıkacaktır. Trabzon'da işte çok değerli insanların buraya ne kadar katıldığı sonuçta sorgulanır. Mutlaka burada bir üniversite var ve dolayısıyla üniversitenin de sorgulanması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda. Kıyı Kanunu'nun 7. maddesinden tekrar çok kısa, Akdeniz Belediyesi'nde Karadeniz'de yapılacak olan bu büyüklükteki deniz dolgusu ile arazi elde edilmesi, tabii deniz kamu malı olacaktır. 1/1000 ölçekli bir uygulama imar planının yapılması zorunludur. Şöyle sözcüklerle biz şurayı şuna taahhüt ettik, ben başkanımdan duyuyorum şu anda veya buna böyle yaptık, bunu bir yere getirerek oturtabiliriz bir sağlam zemine demenin zor olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiye hukuk devleti ve dolayısıyla uygulama imar planı yapılmış olması lazım. Deniz kamu malıdır. Dolayısıyla bunun düşünülmesi gerektiğinden
bahsetmek istiyorum. Şartlı sahanın uygulama imar planı var mıdır hala soruyorum ben. Bunun söylenmesi veya ortaya konması lazım. ÇED raporu var mıdır? Hala onu vurguluyorum. Ben ondan bahsediyorum. Olması gerektiği de elinizdeki raporlarda bunun olmadığını görüyoruz. Buna ilave olarak şu var. Teknik yapılan çalışmalar arkadaşlar, değerli katılımcılar, kentin bütün insanlarla bunun paylaşılması lazım. Özellikle olarak da çok önemsediğimiz bizim halkın katılımı burada ön plana çıkartılmalı. Teknik çalışmalarda kentin üniversitesiyle ve değerli odalarıyla mutlaka bir araya gelinmeli veya bunlardan yardım edilmeli diye düşünüyorum. Veya artık maddi olarak karşılığı varsa bunu verilerek bu işlerin yapılması gerekiyor. Bu saha belediyenin gelişi güzel bir dolgu alanı olmasın korku budur. Çünkü basından okuduğumuz kadarıyla veya bildiğimiz veya bilgilendiğim kadarıyla da buna benzeyen bir durum söz konusu. Sanki taahhütler veriliyormuş gibi bu alanı biz doldururuz, hiç problem değil. Çünkü doldurulacak olan malzemenin bir kere harfiyat atığı ki üzerinde atık olacaktır. Bunun acaba dolguda kullanılabilecek bir malzemedeki vasıfa sahip midir, karaktere sahip midir, bunu bilinmesi lazım. Bu irdelenmelidir. Bu çok önemlidir. Sonra bu harfiyat hangi zamanda ve ne miktarlarda gelecektir? Takdir edersiniz ki bir inşaatın bir başlama süresi olur, bir de bitiş süresi olur. Bunlar çok önemlidir. Dolayısıyla ara durumda beni hangi zamanda ne işlemi yapacağım, bütün aşamalar inşaatta birbirine bağlı. Dolayısıyla dolgu yapamazsam üst yapı yapamam. En basit şeyle, iki kısım düşündüğümüz zaman. Spor kompleksi için daha uygun düz alanlar bulunabilir. Ben ona inanıyorum. Burada yapılmasının noktasında bir fikrim bu manada henüz oluşmamış. Ben mühendislik açısından bakıyorum. ÇED açısından bakıyorum. Akyazı merkez olarak veya Trabzon merkez olarak bakıldığında 10-15 kilometre çapında bir daire içerisinde çok daha farklı güzel yerinin bakıldığında Google ve benzeri veya haritalarda bulunabileceği kanaatini taşıyorum. Trabzon kentinin kuzeye değil, belki de biraz da güneye doğru büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kentimizi ziyaret eden, ben bunu da şu manada vurgulamak isterim, birçok kişiyle beraber olabilme imkanım oldu. Dolayısıyla bazen zorunlu oldu, bazen isteyerek oldu. Gelen planlamacılara ve benzeri insanlara yine benim şehrin ileri gelenleri, yöneticilerin burayı sahayı gösterdiğinde sahanın buna uygun olmadığını da söyleyen yabancı katılımcılar bu konuda değil derdi ama bu konuda bizim sorduğumuzda fikrine edildiğinde söylediklerini söylüyorum. Eldeki kaynaklar nelerdi? Bu çok önemlidir. Kaynak göstermek zorunda. Bir tanesi basından elde ettiğimiz bilgi. İkincisi hemen yanımızda olan, şu anda elimizin altında olan bir Trabzonspor Kulübü Derneği tarafından yaptırılan Trabzon Kruvaziyer Liman Projesi var. Bunun altını çiziyorum bir kere bu ismi. Belki Ömer Hocam açmaya çalışacaktır bunu. Şunun altını çizmek istiyorum. Trabzon Kruvaziyer Liman Projesi. Bunu da yapan firmanın adı burada var. Şurada hemen elimizin altında. Şubat 2008'de çalışılmış. 3 numarası jeolojik bir rapor var elimizde. Dördüncüsü ise avam projeler. Ki avam da diyemem çünkü çok bilgisayar ortamında 3 boyutlu çalışılmış. Ölçekten uzak, renklendirilmiş bazı evraklar var elimizde. Onlar da hemen şurada Semih Bey masası üzerinde duruyor. Nerede ve kim tarafından çizildiği de belli olmayan bazı haritalar. Bunların içerisinde bir tanesi batimetrik haritadır. Bu da burada var. Ben sonuçlar olarak şunu söylemek istiyorum sonuçlar. Belki sonuçları önce de söylemiş oldum ama. Projede çok fazla belirsizlikler söz konusu. Teknik ve hukuki anlamda bunlar. Özür dilerim. Teknik ve hukuki anlamda belirsizlikler. Bunların çözüme kavuşturulması mutlaka sağlanmalıdır. Sağlıklı bir yapı da bunu gerektirir. Sağlıklı bir kentteki insanların oradaki regresyon alanlarını gezmesi de bunu gerektirir. Spor müsabakaları için de bu. Belki de çok daha güzel olacaktır. Projenin şu haliyle tam olarak bilimsel tartışılması da bence sağlıklı mıdır? Çünkü bu veriler ortada yoktur. Elimizdeki verilere dayalı ben konuştuğum için bunu söylüyorum. Çok az veri var ve kafalar her geçen gün yeni yapılan basında gördüğüm, artık bu yazılı olabilir, görsel olabilir, açıklamalarla, karışmakla, çok kısa vade içerisinde de ÇED raporu olmadan da bu işe başlamanın tehlikesinin çok büyük olduğunu vurgulamak istiyorum. Burada küçük olarak bir sahanın çizimini yaptım ama hiç görmeye gerek yok. Gördüğümüz kadarıyla ÇED projesinin daha hazırlanmadığını, ÇED'e yönelik bir çalışmalar olmadığından bahsetti. Oradaki denizin altında dolgu yapılacak sahanın daha jeolojik, jeoteknik ve TÜT raporlarının olmadığından,
Buralarda jeolojik bizim süreksizliklerimiz vardır. Fay, tabakalanma, eğim açısı gibi. Orada ne gibi durumlar vardır? Bunlar işte sondajlarla, jeofizik çalışmalarla neticeleri olan çalışmalardır. Bunların olmadığı söyledi. Dolayısıyla denizin altına daha inemediğimizi, denizin altında ne olduğunu bilemediğimizden bahsetti. Çet sürecini tanımladı bize. Ve burada siyasi, teknik, hukuki ve halkın katılımı sürecinin daha oluşmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla maliyet analizlerinin bunlar olmadan çıkmasının mümkün olamayacağını ifade etti. Tabii notlarımı aldım, 400 bin metre yükümlü çamur bunu nerelerde kullanacak? Bunlar ÇED sürecinde var. Ben toplama açısından diyorum. ÇED sürecinde belirlenecek olan yöntemlerdir bunlar. Taş ocaklarının belli olmadığını, hatta taş ocaklarında bile ÇED yapılması gerekiyor. O bulunan taş ocağının bile bulduğum kayanın o deniz suyunda nasıl bir etkileşim halinde olacak? Sağlam, masif, çatlaksız, içerisinde kili, kalsiti, deniz suyuyla reaksiyona girmeyecek kaliteli bir taşın olması gerektiğini söyledi. Orada TSE ve değişik yöntemlerle bulunabilecek. Alternatif sahaların araştırılmadığından bahsetti ve artık Trabzon'umuzu güneye doğru açalım, buna göre projeler üretelim dedi. Ve bu belirsizliklerden dolayı şu anda sağlıklı bir zeminde olmadığımızı ve şu anda konuşmanın bile bizim açımızdan şurada konuşmanın bile bir mantığı olmayacağı gibi bir noktaya getirdi hocam. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi Anabilim Dalı Başkanımız, Hidrolik Anabilim Dalı Başkanımız Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde Profesör Doktor Ömer Yüksek hocamızı soruları daha sonra alalım. Hocamızı da dinleyelim. Ondan sonra hep birlikte hocalarımız burada. Buyurun hocam. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Müsaadenizle burada sunumu yapmak istiyorum. Değerli katılımcılar, Osman Hocam bunu söylediklerine belki bazıları tekrar şekil olacaktır. İlk başta şunu söyleyeyim, konuyla ilgili biz bilim adamıyız, mühendisiz, elimizde veri olmadan fazla konuşmak istemeyiz. Fakat esas belki konuşmamızın riski şu olacak, maalesef elimizde yeterince veri yok. Hatta gerekli olandan çok daha az veri var, çok daha az bilgiye ulaşacak. Şayet sorun kısmında bazı arkadaşlar bu bilgiler, bu çalışmalar yapılmıştır, bu bilgiler var elimizde diyorlarsa biz de onu düzeltiriz. Ama epeyce bir araştırma yaptık konuyla ilgili, çok fazla veriye ulaşamadık. Ben Sevinç Bey'le tanıttı, inşaat mühendisliği bölümü, hidrolik anabilim dalında mühendisliği. Özel uzmanlık alanı olarak aslında kıyı mühendisliği, kıyı verim ayakları konusunda. Belki biraz o konuya gireceğim. Uzmanlık alanı olmayan konulara çok fazla gelir taraflar değil. Şimdi tabii projenin şöyle bir fotoğrafı var. Kolayca internetten kesin ulaşabileceği. Bu bir animasyon olarak yapılmış. İşte İşte şurada bir liman planlanıyor. Benim tarafta işte otogar, bazı oteller, iş merkezleri, start, spor salonları, yüzmanlıkları vesaire burada başka şeyse planlanıyor. Bunlar tabii bir animasyon. Projenin fotoğrafını bütün olarak görme adına gerekiyor. Hani son zamanlarda daha çok gündeme gelen kısmıyla da startup biraz daha yakından bakmak istiyorum. Şu şekilde bir 40 bin kişilik diye söyleniyor, 60 bin kişilik diye söyleniyor. Tam emin değilim, bir startup yapılması da gündemde. Şimdi neden ilgileniyorum? Belki ilk bu. Biz bu konuya neden böyle bir programa katılmasak ya da bu tür bir konuyla ilgilenelim. Tabii ki takdir edersiniz ki biz burası bir teknik üniversite. 1955'te kuruldu, 63'te eğitime geçti. Kuruluş yasasında da bakıldığında en önemli tabii ki eğitim, öğretim yapacak, eleman yetiştirir. Fakat en önemli konularından bir tanesi de, kuruluş maksatlarının en önemli bir tanesi de Trabzon'un ve Karadeniz'in ve tabii ki ülkenin hatta uluslararası düzeyde sorunlara çözüm bulmak. Ama ilk önce tabii ki Trabzon'un ve Karadeniz'in sorunlarına çözüm bulmak
üzerine kuruldu ve kendimiz bu konuda bildiğim konuda denizle ilgili, dolguyla ilgili, kıyı limanla ilgili kısımlarda kendim sorumlu hissettim bu konuda oraya girmiş oldum. Şimdi daha önce biliyorsunuz 90'lı yılların sonlarında 2000'li yıllarda yapılmış olan Doğu Karadeniz bölünmüş, Karadeniz bölünmüş yolu yapıldı. O zamanlarda yok da proje aşamasındayken daha önceki çalışmalarda sıkça işte basın toplantılarına ya da medya kuruluşlarına toplantılara katıldık. Bu yolun projesinin olmadığını, çetinin olmadığını bu şekilde yapılmaması gerektiğini söyledik. Tabii maksadım o günlere tekrar dönüp onun günleri eleştirmek değil ama bugün aynı noktadayız, aynı noktaya tekrar dönmeyelim diye bu tür bir hani tırnak içinde söyleyeyim, testi kırılmadan bir yol gösterme veya bildiklerimi söyleme, yol göstermek hani ne yapacağız belki, bildiklerimi söyleme durumunda hissettiklerimizi. Sonuçta ne oldu? O proje şu anda yola baktığımızda tabii ki yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Yol ulaştığım problemlerin önemli çözdürüp işte Samsun'a 4 saat gidiyoruz. Fakat soru şu, acaba proje çok optimum mu yapıldı? Mühendislik açısından hakikaten böyle mi olması gerekiyor? Bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Bence hayır, sorunun cevabı. Beni ilgilendiren kısmı tekrar söylüyorum, kıyı doğrusu kısmıdır. Yol güzergaha geçirilirken, o zaman da çok söyledik, yazdık, çizdik. Hatta yola karşı mısınız falan gibi eleştirilerle karşılaştık. Yol, deniz kıyısı dolgusu olmaksızın pek çok güzergahta iç bölgelerine geçirilebilir. Örneğin hepimizin, özellikle benim böyle geçerken içimin kan ağladığı bir Eynesi sahili var. Bir Sırça denize girdiğimiz Araklı Sürmen arasındaki bir koy var. Pek çok böyle örnekler var. Acaba buralardan değil de yol daha içinden geçemedik mi? Kesinlikle geçemedik. Sonuçta ne oldu? Hem sahillerimiz yok oldu, hem korkunç pahalı bir maliyet çıktı ortaya. 700-800 milyon dolarlardan bahsediyordu. Sonradan duyduğum kadarıyla birkaç milyar dolara mal oldu. Size temin ederim ki bu dönemin kısmı deniz dolgusuna gitti. Deniz dolgusuna gitmişti. Ve şu beni çok rahatsız ediyor. Muhtemelen doğru dürüst bir araştırma yapılsaydı belki de 500 milyon, 1 milyar, 2 milyar bilemiyorum. Dolar karlı çıkacak. Sahillerimiz yok olmuş. Oldu bitti. Buna tabii ki tekrar geri dönme şansımız yok. Fakat aynı olayla tekrar karşılaşmayalım için buna atıkla bulunmak zorunda. Tabii olayın içinde Trabzonspor olunca, size müsaadenizle bayağı Trabzonspor kravatıyla geldim ben. Trabzonspor'a karşı olmanız mevzu bahis değil, Trabzonspor bizim canımız ciğerimiz. Fakat olayın içinde Trabzonspor olunca kimse pek bir şey ses çıkarmak istemiyor, acaba yanlış mı anlaşılıyor? Biz bilim adamıyız, doğru bildiğimizi söyleriz, hatalarımız varsa düzeltiriz ama doğru bildiğimizi söylemekten çekinmememiz gerekiyor. Zaten bize devlet bunun için yetişti. Bu bilgiler bize öteki dünyaya götürecek halimiz yok. Yani onun için söylemek durumundayız. Yoksa Trabzonspor'la, hele de Trabzon'a bir yatırım yapılacak işte birkaç bir, 100 milyon da bilemiyorum maliyetini. Buna karşı çıkmamız asıl mevzu bahsediyor. Maksadımız şu, ya Trabzonspor adı kullanılarak bir şekilde bu olay oldu bittiye getirilmesin. Emniyetli, öğrenciler bunu öğretiyor. Emniyetli, ekonomik, estetik, fonksiyonel ve çevreye uyumlu projeler üretelim ve yapalım. Bütün hedefimiz bu. Konuyla ilgili tabii çok soru işareti var. Benim başlığım da zaten bir parça onunla alakalı. Belirsizlikte sorular ve muhtemel çözümler diye bir alt başlık attım. Bu soru işaretlerinin bir kısmını burada dile getireceğim. Özellikle kendi konumla ilgili olanlara da cevap vermeye çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Bunların hayır bazıları yapılmış diye bir açıklama gelirse onu da seve seve o konuyu da söylemiş olurum. Onu da gündeme getiririz. Bu soru işaretlerini ortaya koymak hedefimiz ve acaba ne tür çözümler olabilir bu konuda bazı şeyler sunmak istiyoruz. Tabii her şeyden önce ilk akla şu geliyor, Ya niye deniz? Bunu sormamız lazım. Ya bir tesis yapılacaksa niye hemen aklımıza deniz geliyor arkadaşlar? Ya çünkü denizin sahibi yok. Karavacı arkadaşlarımız da sordu. Bu niye sahibi olduğuna geçiyor. Efendim istinat bedelleri çok büyük tutuyordu onlar. Ya var mı? Denizin istilağı yok da denizdeki bir canlıyı öldürmenin, denizdeki bir flora faunayı yok etmenin ya da benim o güzelim denizlere girme hakkımı elimden almanın bir karşılığı yok mu? Bunun bedeli yok. Orası aklımıza ilk deniz geliyor. Çocukluğumuzda hep şöyle büyüdük biz. İşte merhum Rize Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin, Ekrem Orhun için. Denizi kara karaya para yapan belediye başkanı. Çok iyi bir şey mi sanırım? Ben o kadar değilim. Ticari gözle bakarsak öyle ama biz sonuçta hani meşhur laftır sanırım Kızılderililer kızı. Biz doğayı dedelerimizden miras almadık, torunlarımıza bütün çaldık. Biz buna bu kadar oyalakça davranamayız. İlk önce mutlaka şu soruyu sormamız lazım. Niye deniz?
Acaba Karadağ alternatifi yok mu? Şimdi bakarsak anayasanın ilgili maddelerine kıyıların kullanımında kamu yararı gözetir. Kıyı kanunu bu anayasaya göre düzenlenmiş. Sadece başka yerde yapılması mümkün olmayan rıhtım, mendirek gibi tesislerin kıyıda yapılması mümkün. Başka, çünkü rıhtımı başka yerde yapamazsınız. Peki o zaman sormak lazım. Bu proje kapsamında yapılması düşünülen otogar, stat, otel ve benzeri tesislerin kıyıdan başka yerde yapılması mümkün değil mi acaba? Ya da geçmişe yönelik soralım, karayolunun sahilden başka yerden geçmesi mümkün değil miydi? Değil. Çünkü kıyı kanunu açık, sadece karar başka yerde yapılması mümkün olmayan yerde. Dolayısıyla bu soruyu, bu tesislerin baştan hukuka uygunluğunu bir tartışmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi esas onun sorular belirsizlikte belirsizlik şartı başta oydu. Projenin içeriğinin ne olduğunu ben eldeki bilgiler göre az önce Osman Hocam'ın söyledi. Bir proje tanıtım dosyası var, bir jeolojik rapor var. Bunun dışında elimizde hiçbir resmi belge yok. Basından şuradan buradan takip edip bilgiler var. Buradan aldığım bilgilere göre projenin içeriğini de hakikaten anlayamadım. Acaba bir kuvaziye liman yapıp da limanın kara tarafının tesislerle doldurulmasını maksat. Böyleyse ne güzel. Tamam liman yapılır, kara tarafı doldurulur. Buna bir itirazım var. Yoksa bak bu soru işareti olarak, bu böyledir demiyorum, bir hüküm vermiyorum. Dolu yapılarak üzerinde çeşitli tesisler inşa edilmesidir de esas maksat. Kuvaziye liman sadece hukuki bir prosedürün yerine getirilmesi için mi acaba yapıldı? Bilmiyoruz. Çünkü şu anda tekrar söylüyorum. Elimizde yeterince bilgi yok. Bütün çalışmalar, herkes, her şey şu anda Trabzonspor tesisleri üzerinde ve orada yapılan tesisleri yok konsantre olmuş. Kimse limandan bahsetmiyor. Liman mutlaka gereklidir. Buna bir itirazım yok. Ama liman yapılır, limanın alt tarafında o da hukukuna uygun tesisler yapılır. Şunu da söyleyeyim. Dolgu sahasının tamamını inşaatla doldurmanız mümkün değil. Sanıyorum %5'i, çok bilmiyorum. Dolgu sahasının ancak %5'ini inşaat yapabilirsiniz. Fazla inşaat yapamazsınız ki. Şu anda az önce gördüğünüz fotoğraflarda, görünenler doğruysa, yapılan çalışmalarda tüm de bu fotoğraflar var. Belki %50'si, %60'ı da olacak gibi. Bilemiyorum, nasıl olacak? Bilemiyorum. Eğer bilgi söz konusuysa, yani hakikaten bir liman yapılsın, tamam. Limanın arka tarafı da doldurulsun. Bazı testleri yapılsın. Yönetmenin hukuk var. İse, o zaman ilk çalışmalar liman için planlanmasını bekledik. Limanla ilgili çalışmaları. Birazdan söyleyeceğim de olur. Ve kamuoyu bu şekilde yönlendirme ve bilgilendirmedir diyor. Şu anda oysa, şu anda tartışılan konu Kuvaziye Liman'da çok kimsenin haberi mi yok? Var mı? Değerli mi kasınızda? Kuvaziye Liman gündemde mi şu an? Bilmiyorum. Tartışılan şu, Trabzonspor tesisleri eyvallah ve orada yapılacak başka tesisler. Stat, sosyal tesisler, spor tesisler vesaire. Öyleyse korkarım ki, ikinci seçenek söz konusu. Korkarım. Umarım öyle değil. Ama görünen o. Yani bir Kuvaziye Liman işin sanki bir dolgusu gibi de esas maksat başka tesisler yapmak gibi gözüküyor. İnşallah öyle değil. Şimdi proje tanıtım dosyası var. Osman Hocam bahsetti. Bunun başka aşamaları da var. Proje tanıtım dosyası adı üstünde. Projeyi tanıtıcı gözüküyor. Bunun bir ileriki aşaması. ÇED raporu. Fizibilite raporu olması lazım. Uygulama projesi olması lazım. Bunlardan hiç haber yok. Varsa bize birileri sunarsa o zaman biz de deriz ki hakikaten biz bilgilere ulaşamadık. Özür dileriz. Sanmıyorum böyle bilgiler olduğunu. Sadece proje tanıtım dosyası var. Tanıtım dosyası kapağı elimizde tanıtım dosyası. Trabzonspor Kulübü Derneği yazısı var kapakta. Limanın altında ne yazıyor biliyor musunuz? Trabzon Limanı, Kuvaziye Limanı bilmem proje tanıtım dosyası. Trabzonspor nire, Kuvaziye Liman nire diye sormak geliyor içine. Siz sormaz mısınız? Aksi bir soru mudur bilmiyorum. Tesis yaptıktan, proje yaptıktan Trabzonspor Kulübü Liman. Trabzonspor Kulübü'nün limanla ne alakası? Hepimiz limanla alakamız var, hepimiz Trabzonspor'la alakamız var. Ayrı bir konu ama limanla yaptıracak olan işletecek kuruluş, kontrol mühendisi, kontrolünü yapacak olan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'dür eski adıyla, DELA. İşletmesini yapacak olan kuruluş çok büyük ihtimalle sanıyorum. Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla alakalı. Kafalar karışıyor. Aynı dosyada şöyle geçiyor tanıtım dosyası. İlk etapta dolgu yapılır, bu dolgunun tahkimat, bu dolgu tahkimatla korunacak, daha sonra liman yapılacak. Ya arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Biz bu kadar zengin miyiz? Biz bu kadar israf yapma hakkımız var mı? Ya madem orayı korumak istiyoruz. Aklın yolu birdir. Yani mühendis olmaya da gerek yok arkadaşlar. Mendireğinizi yaparsınız, limanı yaparsınız, alanı korursunuz, korunaklara da tesislerinizi yaparsınız. Hayır, tam tersi. Aksi halde korkunç maliyetler artacak. Kolay değildir oralarda. Birazdan bahsedeceğim. Belki 15, belki 20 ton taşlar lazım olacak. Bilmiyoruz oradaki deniz sorunları.
Şimdi mühendislik araştırması olarak nereye yapılacağına bakarsak, dediğim gibi elde sadece tanıtım dosyası var. Ve bir de jeolojik yapı birazdan bahsedeceğim. CED uygulama projesi hazırlanmış değil. Tanıtım dosyasında proje ilgili teknik bilgiler mevcut değil. Diyor ki, deniyor durumda tanıtım dosyasına okuduğumuzda. Hemen hemen her konuda CED projesi ve uygulama projesi kapsamında değerlendirilecektir. İyi güzel mutlak öyle. Doğrusu bu. Ama CED'in kim yapacak? Nasıl? Ne zaman yapılacak? Uygulama projesi nasıl olacak? Kim yapacak? Belli değil. Burada konuda belirsizlik de var. Varsa belirlilikler bize lütfen bildirsinler. Ben ulaşamadım bütün bilgiye. Bunlar olmadan olmaz. Yani denizi dolduran da sonradan bir şey o zaman karayolu gibi olur. Ve şunu da söyleyeyim. Yok, mühendislik yapısı olarak da kötü bir yol. Ondan bahsettim. Çoğu yerlerde tahribatlar oldu. Bazı yerlerde kredi kodları gereksizlere yüksek tutuldu. Aynı problemlerle karşılaşmayalım. Tabii bizim dağımızı yapmış olan 2003 yılında Ünye Limanı genişletme projesi yapıldı. Mevcut limanı. Bu kapsamda 20 kesitte deniz dibi jeolojik raporları aldı. Bize Ulaştırma Bölge Müdürü, Ulaştırma Genel ve Ulaştırma Bakanlığı dedi ki en az 20 yerden şu koordinatlardan deniz dibi topografi, deniz dibi jeolojik etkilerini aldı. Aksi halde çünkü deniz oturtamazsınız başka. Nereye oturtacağınızı bilemiyorsunuz denizi. Mantıken düşünüyorum. Benim konum değil deniz dibi sonucu. Jeoloji mühendisliği. Tamam. Aynı mantığı yürütürsem diyorum ki burada 700 metre uzunluğunda bir mendirek yapılacak. İşte birkaç yüz bin, 300 bin, 400 bin bilemiyorum metrekare, metreküplük bir dolgudan bahsediliyor. Buralarda diyorum ki herhalde 50-60 tane noktadan sanırım deniz sondaj almasıdır. Jeoloji arkadaşlar belki de hayır 100 tane noktadan gerekiyor. Demiyor. Bu sondajlar ne için lazımdır arkadaşlar? Deniz tabağının tabağı dayanıklılığı, fay olup olmadığı, süreksizlikler var mıdır, yok mudur? Denizin zemin taşıma gücü nedir gibi konulara ulaşacağız. Yani onu bilmeden siz bir temelle ilgili en küçük bir konu tefakir bile temel etütleri yapıyorsunuz. Zemin etüdü yapıyoruz. Zemin dayanıklılığı, zemin dayanıklılığı, dayanıklılığı bilgiler etmeye çalışıyoruz. Peki bu olmadan nasıl yapacağız? Yapılmış mı? Ha, yapılmış diye denebilir. Ne yapılmış? Tem havuzlarına kadar ulaşan. Yani sahilden yaklaşık 100-120 metre. O tem havuzlarında biliyorum benim konum. 100 metre kadar ulaşan sadece tem havuzlarında. Yani 10 yerden sondaj alındı. Oysa biz 300-400 metre açığa gitmekten başlıyoruz. Deri kalan saha ne olacak? Orada geçir. Şöyle bir kabul mu yapacağız? Bu tarafta herhalde böyledir, öbür tarafa da öyle devam ediyor. Jeolojik olarak bu mümkün mü? Sanmıyorum değil mi hocam? Yani öyle olsaydı bize neden o 20 yerden testi aldırtlar ki? Devletlik Ünye Limanı'na 2 yerden alın yeter. Böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla mutlaka bu zemin etiklerini tekrar düzeltiyoruz. Jeolojik etikler mutlaka yapılması gerekiyor. Liman projesi yok. Zaten liman gündemi yok açıkçası. Yani bu belki abese eşlikler liman yok projesi olsun. Liman projesi yok. Dolguyla ilgili bir yok. Liman mendireği ve yapılacaksa dış dolgunun dış takimatı için proje yok. Yani bu konu yani hasbelkader bizim uğraştığımız konular liman projesi yapılması gerekiyor. Liman kotunun belirlenmesi gerekiyor. Dolgu kotunun belirlenmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim. 5 metre kot belirlerseniz ve 6 metre belirlemeniz arasında 300-400 metre küplük hafriyat farkı var. Basit bir olaydan bahsetmiyorum. Dolayısıyla acaba o kotu düzeltiyorum. Dolgu kotu ne olacak? Liman kotu ne olacak? Konular böyle bugünden yarına oturup hesap verilecek şeyler değiller. Dalga analizi yapmak gerekiyor. Oranın rüzgar dalga aktığını çıkarmak gerekiyor. Laboratuvar modellemeleri yapmak gerekiyor. Kesitlerin belirlenmesi çocuk oyuncağı olacak olay değil. Mutlaka çok ayrıntılı çalışmak mı gerekiyor? Bilemiyorum yapılmış mı? Şeyde yok. Az önce bahsettiğim tanıtım dosyasında sadece tip kesit almış bir yerden muhtemelen internet edilmiş. Ama o yere ait değil. Olmazsa da mümkün değil zaten. Belki bilmiyorum. Belki 12-15 tonu, belki 20 tonu. Bilmiyoruz ki. Kesit hesaplar yapılmadan, az önce bahsettiğim hesaplar modellemeler yapılmadan tesis etmemiz mümkün değil. Belki de 20 tonu taş lazım. Ama ben buraya örnek olarak şeyde de geçtiği için tanıtım projesinde 12-15 tonu taşlardan bahsediyorum. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Nerede bulacağız bu taşları? Acaba bununla ilgili taş ocaklar Osman Can bahsetti. Taş ocaklarımız var mı? Bunlarla ilgili etütler yapmak gerekiyor. Taş ocaklarının taşlarını sağlaması gereken şartlar var. Size bir örnek vereyim, yaşadığım bir örnek. Antalya Limanı 70'li yıllarda yapıldı. İşte 15-20 tonu taşlar kullanıldı. Sonra bakıldı ki zamanla tahribat oldu. Niye? Ya biz buraya kocaman taşlar koyduk, hesaplar yapıldı. Taşlar zamanla çözüldü, yıkıldı. Sizin 20 ton koyduğunuz taşlar 3'er 5'er ton taşlara dönüştü. O zaman da tabii ki dalgalara dayanamıyor. Bu tür etütleri yapmak dedik.
Ve müsaadenizle üniversiteden biraz bahsetmek istiyorum. Burada kuruluş maksadı göreve hizmet etmek olan, değerli elemanlar yetişmiş olan, hala değerli elemanlar barındıran bir Karadeniz Teknik Üniversitesi var. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu işe mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. Projenin sağlam, doğru, dürüst, mühendislik projesi olması lazım. Emniyetli, ekonomik, fonksiyonel, çevreye uyumlu, estetik proje olması lazım. Mutlaka. Ne kadar inşaat mühendisi, maden mühendisi, jeoloji mühendisi, harita, peyzaj, peyzaj yapısı var arkadaşlar. Sonuçta iskapı arkadaşlar, korkunç peyzaj var. Şehir planlamaya başka, jeofizik, deniz bilimleri fakültesi, flora, fauna ile ilgili. Koskoca üniversite var, bunun birikiminden mutlaka yararlanmamız gerekiyor. Bunu ben üniversitenin resmi temsilcisi değilim, fakültemin de bölümün de temsilcisi değilim. Ancak kendi ana bilimde, başkan olduğum hidrolik ana bilimde alanından konuşabilirim ama eminim ki diğer arkadaşlar da bu konuda yardımcı olur. Bunda mutlaka yararlanmamız lazım. Değerli basın mensubu arkadaşlarla bunu tekrar özellikle gündemlerine getirmelerini rica ediyorum. Üniversiteyi mutlaka bu işin içine katmamız lazım. Yanlışını söylüyorum. KTÜ'nün yeterli olduğu hususlarda başka yerlerde uzmanlar getirmesi gerekiyor. Bir de bizde bir moda vardır. Hani yabancı bir ilden getirelim. Yani bu ile Trabzon'dan değil, işte, Örgü'den, İçin'den veya X Üniversitesi'ne getirelim. Ya da işte Alman, bilmem İngiliz getirelim eyvallah. Ama eğer biz bir şey biliyorsak ve KTÜ bunu biliyorsa dışarıda eleman getirme bana göre gerek yok. Abesle işgal etmen de bana göre anlamıyor. Şimdi sonuç olarak zamanında umarım başladım. Tekrar vurguluyoruz. Trabzonspor'a veya Trabzon'a yatırım yapılmasına karşı çıkmanız mümkün değil. Burnumuzun dilekleri sızlar. Böyle bir şey olsun. Yeter ki Trabzon'a yatırım olsun. Ama en iyi yer burası mıdır? En iyi proje bu mudur? Onu yenilememiz gerekiyor. Trabzonspor'un ismi ve kamuoyundaki itibarı saygınlığı kullanılarak proje oldu bittiye getirilmemektir diyoruz. Ayrıntılı araştırmalar yapılıp uzun süre hizmet edebilecek mühendislik tesisleri inşa edilmektir. Bu konuda son olarak zaten bir teşekkür bir sistemim var. İlk önce Sayın Jeoloji Mühendisliği Odası Başkanı değerli Sayın Semih Peker'e bu konuyla ilgili yaptığı uğraştığı çalışmalarına da çok teşekkür ediyorum. Ve mesai arkadaşlarına bize bu konuyu biz gündemimiz değil ama özellikle bizi motive edenler, kendileri orada araç çalışmaları yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlgi duyduğunuz için sizi çok değerli meslektaşlarımı, değerli misafirlerimi teşekkür ediyorum. Ederken mensubu olmaktan gurur duyduğum İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu konu inşaatla daha alakalı. El atmasını ve diğer sivil toplum örgütlerinin, ki ben de bir sivil toplum örgütünün süre başkanlığı yaptım. Diğer sivil toplum örgütlerinin konuya sahip çıkmalarını beklerdim ve halen de beklemekteyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.